Akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. İstanbul'un tarihi simgeleri arasında yer alan yolcu vapurları yaklaşık bir asırdır Boğaz'ın iki yakasını birbirine bağlıyor. Dış görünümünden fazla bir şey kaybetmeseler de yıllar geçtikçe onlar da teknolojiye ayak uydurmaya başladı. Cihan Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Aydın da Boğaz'ın yüzen nostaljisi vapurların öyküsünü araştırdı. Şimdi Hüseyin Aydın'ın özel haberi Hamit Asan Ayar'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor. Boğaz'ın yüzen nostaljisi vapurlar. İstanbul denilince akla Boğaziçi gelir. Ardından denizin üzerinde süzülen, martılarla birlikte yürüyen vapurlar. Yıllarca şarkıların ve şiirlerin ilham kaynağı, utangaç aşıkların ise sığınağı oldular. Çay simit ikilisini tadına doyulmaz kılan Boğaz'ın sessiz emektarları, martı çığlığı ile düdük seslerinin birbirine karıştığı İstanbul Senfonisi'nin vazgeçilmezleri. Bu koca kentin kimi zaman hüznünü, kimi zaman mutluluğunu paylaştılar. Şirkete hayriye ile bira bismillah diyen vapurlar yaklaşık bir asırdır İstanbul'un iki yakasına hayat taşıyor. İstanbul'un tarihi simgeleri arasında yer alan yolcu vapurları yaklaşık bir asırdır Boğaz'ın iki yakasını birbirine bağlıyor. Osmanlı'dan günümüze insanların ilgisini çeken vapurlar, düdük sesleriyle martı çığlığı arasında adeta ahenkli bir İstanbul senfonisi sergiliyor. İstanbul vapurları Sultan Abdülmecid'in 1851 yılında kurduğu Şirket-i Hayriye ile hizmet vermeye başladı. Dış görünümünden fazla bir şey kaybetmeseler de yıllar geçtikçe onlar da teknolojiye ayak uydurmaya başladı. Bir zamanlar kömürle çalışıyorlardı. Şimdi elektronik sistemle hareket ediyorlar. Kazan dairesinin yerini makine dairesi aldı. Kaptanlar dümen yerine gemiyi joystickle kontrol ediyor. Yani değişen İstanbul'a onlar da ayak uydurmaya başladı. İnşallah. Yusuf Kaya 26 yıldır kaptanlık yapıyor. Anlatabileceği belki yüzlerce hatırası var. Teknoloji işlerini kolaylaştırsa da o eski vapurları özlüyor ve onların düdüklerinden çıkan ses bir başkaydı diyor. Bir seferinde Yalova'dan geliyoruz, loloslu bir havada. Havada çok sert, deniz dalgalı, yolcular da aşağıda tedirgin. Birkaç tane yolcu kaptan köşküne geldi. Yani biz burada gitmek istiyoruz, korkuyoruz diye. Tabii biz de onlara biraz cesaret verdik. Yani bir vapursuz İstanbul'u düşünemiyorum. Gemileri görüyoruz rüyamızda. Gerçekten rüyamda dahi gemi kullandığım oluyor. Tabii eski gemiler de evimiz gibiydi. Onlarla da nostaljik yaşantılarımız oldu.